Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. CorelDRAW derslerine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ben CorelDRAW derslerini anlatırken biraz öğretmenlere yönelik anlatmak istiyorum. Bir önceki videomda da söylediğim gibi artık Word'le yazılı kağıdı hazırlamayı, test hazırlamayı bırakmanızda fayda var. Güzel bir program CorelDRAW arkadaşlar, esnek bir program. Word gibi kasmıyor. Düzenlemeleri çok daha rahat yapabiliyorsunuz. Şimdi diyelim bir test hazırlıyorsunuz. Beğendiğiniz bir yayının PDF formatından soru alacaksınız. Veya internetten indirdiğiniz bir PDF dosyasından bir bölüm alacaksınız ve bunu CorelDRAW içerisine yerleştireceksiniz. Bunu anlatacağız. Bir, ikincisi resimleri şekil içine gömmeyi anlatacağız. Bir önceki videomuzda resimleri yazının içine gömmeyi anlatmıştık. Bunda şekillerin içine, karenin, dikdörtgenin, üçgenin, dairenin içerisine gömmeyi anlatacağız. Resimleri kroplamayı anlatacağız arkadaşlar. Evet. Birinci maddemize geçelim. Şimdi böyle bir PDF dosyamız var. Ben şu 8. soruyu almak istiyorum buradan ve testime koymak istiyorum. Arkadaşlar klavyemizde print screen tuşu var. Bu print screen tuşunu tıklıyoruz, yani basıyoruz. CorelDRAW dosyasına geliyoruz arkadaşlar. Biraz sayfamızı yaklaştıralım. Sonra Ctrl V yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın PDF'nin ekranda görünen bütün sayfası karşımıza çıktı değil mi? Tabii ne oldu? Benim almak istediğim bölümle birlikte diğer bölümlerde sayfaya aktarılmış oldu. Arkadaşlar bunu ne yapacağız? Kroplayacağız. Onu da öğreteceğim size. Şimdi hemen sol tarafta şu kare bölümüne tıklıyoruz ve soruyu içine alan bir kare çiziyoruz arkadaşlar. Soruyu içine alan bir karemizi çizdik. Evet. Şimdi arkadaşlar Pictol, yani seçme aracımızı aldık. Her ikisini de işaretliyoruz. Bu şekilde de işaretleyebilirsiniz. Shift tuşuyla da tek tek işaretleyebilirsiniz. İkisini işaretledik. Yukarıda kesme araçlarımız var. Bunlardan ortadaki bu Insert denilen yere tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Sonra büyük resmi kenara çekiyoruz. Bakın büyük resmi kenara çektik. Ne oldu? Gördüğünüz gibi o bölüm geldi karşımıza. İşte istediğimiz soru kısmı karşımızda. Bunu alıyoruz. Küçültüyoruz. Köşeler, her zaman köşelerden küçültün arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer şuradan tutarsanız gördüğünüz gibi yazılar bozuluyor. Şekil bozuluyor. Köşelerden tutuyorum. Küçültüyorum. Ve yazılı kağıdımın istediğin kısma gördüğünüz gibi arkadaşlar yerleştiriyorum. Şimdi ileride yazılı kağıdını beraber hazırlayacağız. Bir yazılı kağıdı nasıl hazırlanır? Corel'de sayfayı ikiye nasıl böleriz? Dizgiyi nasıl yaparız? Mizampajı nasıl ayarlarız? Kenar boşluklarını nasıl veririz? Bunları tek tek anlatacağım. Şimdi arkadaşlar zaten bu görmüş olduğunuz çalışma bir resim. Ben bunu kroplamak istiyorsam, yani kenarlarından kırpmak istiyorsam çok basit yöntemleri var. Mesela en basit yöntem, Pictol'un hemen altındaki Shape Tool aracını aldım. Shift tuşuna basarak istediğim, kırpmak istediğim yeri şu şekilde işaretliyorum. Sonra ok tuşuyla aşağıya iniyorum arkadaşlar. Bakın bu biraz yavaş gidiyor. Hızlı gitmesini istiyorsanız, aşağı doğru hızlı gitmesini istiyorsanız herhangi boşluğa gelin, tıklayın. Şuradaki değeri artırın arkadaşlar. Şuradaki değeri 5 yapalım. Yaptık. Tekrar resmimizi işaretliyoruz. Shape Tool aracını aldık. Shift tuşumuzla kırpmak istediğimiz köşelerden işaretliyoruz. Ve aşağı doğru gördüğünüz gibi kırptık. Ben 8. soru yapmak istemiyorum bunu. 1. soru yapmak istiyorum. Evet. Tabi bunu yazı aracıyla alıp hemen şuradan birinci soru diyorum. Ve yanına işte aşağıdaki şekilden yola çıkarak diye sorumun metin kısmını hazırlıyorum. Evet. Tabi bu 24 punto, bunu 11 yapalım ve yerleştirelim. Gördüğünüz gibi birinci sorumuzun
soru metnini hazırladık. Soru kısmını bold yapabiliriz, yani kalın yapabiliriz. Yukarıda B harfine tıklayarak altını çizebiliriz. Çizdik bakın. Şimdi arkadaşlar bunu değil de farklı bir şekilde, farklı bir resmi yapalım. Siliyorum. İstediğimiz PDF formatından bir bölümü almayı gördük. Bunları siliyorum. Şimdi resimleri şekil içine gömme işlemini gerçekleştirelim. Import kısmından geliyoruz. Bir resim alalım. Şöyle güzel bir resim olsun. Mesela şu resim. Bunu aldık ve çektik, koyduk. Bu resmi ben arkadaşlar kırpmak istiyorum. Küçültmek istiyorum. Az önceki yöntemi göstermiştim. Burada da uygulayabiliriz. Shift tuşumuzla ben mesela şu sol taraf çok büyük. Bunu alıp fareyle gördüğünüz gibi kısaltmak istiyorum. Kısalttım veya faremizi tutarak şu şekilde getirebiliriz. Bu şekilde kırpabiliriz. Yine sağ tarafı kısaltmak istiyorum. Faremle işaretledikten sonra yine faremle düzgün bir şekilde sol tarafa doğru kaydırıyorum. Dikkat edin, aşağı yukarı yapmasın. Gördüğünüz gibi cropladık. Arkadaşlar bu resmi cropladıktan sonra şurada bakın üst tarafta crop bitmap var. Buraya mutlaka tıklayın. Çünkü kestiğiniz yerler hala arka planda aslında var ama görünmüyor. Burayı tıkladığınızda o kesilmiş şeyleri tamamen temizliyor. Evet. Şimdi ben bu fotoğrafı bir şekil için almak istiyorum. Mesela daire için almak istiyorum. Şuradan daire, yani elips tool aracını aldım. Kontrol tuşuna basarak tam orantılı bir şekilde daire çizdim. Arkadaşlar bunun içerisine ben şu resmi yerleştirmek istiyorum. Faremin sağ tuşunu basılı tutuyorum. Resmi çekiyorum. Bakın dairenin üstüne geldiği zaman dikkat edin, bir hedef işareti belirlendi. O çıkınca bırakıyorum. Power Clip Insight diyorum. Tıkladım. Evet. Peki ne oldu? Şeklimiz büyük geldi değil mi resme? Hemen sağ tıklıyorum. Edit Content diyorum. Ve resmi arkadaşlar büyütüyorum. Sağ köşesinden tutuyorum. Shift'e basılı tutarak çektiğinizde her taraftan orantılı bir şekilde büyür arkadaşlar. Bıraktım. Ve sağ tıklayıp Finish Editing This Level diyorum. Tıkladım. Bakın ne oldu? Ben resmimi bir dairenin içerisine almış oldum. Bu da aslında bir croplama yöntemi arkadaşlar. Resmi kesme yöntemi olabilir. Peki bu dairenin etrafındaki çizgiyi kalınlaştırmak istiyorum ve renk vermek istiyorum. Yukarıda görmüş olduğunuz yer bu çizginin kalınlığını artıracak bölüm arkadaşlar. Bakın 4 dedim. Ve sağ taraftan şu görmüş olduğunuz renk paletinden faremin sağ tuşuna tıklayarak ben bu şeklin etrafındaki çizgiyi ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi rengini değiştiriyorum. Değiştirdik. Çok kalın gibi geldi bana. Bunu 3 veya 2,5 yapalım. Yaptık. Buradaki değerler tabii onunla bitmiyor. Buraya biz 25 yazabiliriz. Bakın ne oldu? Çok kalın oldu. Hemen geri alıyoruz. Aldık. Evet arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinden nasıl çıkartabilirim bu resmi? Ben daireyi sevmedim. Bunu kare için almak istiyorum. Sağ tıklıyorum. Extract Contest diyorum. Evet, resmimi ne yaptım? Aldım içeri. İçinden aldım, dışarı aktardım. Bunu siliyorum. Karenin içine atmak istiyorum. Kare çiziyorum. İsterseniz karenin çizgisini şimdiden de kalınlaştırabilirsiniz. Yine aynı yöntemle sağ tıklıyorum, sürükliyorum ve hedef işaretini gördüğüm zaman Power Clip Insight yapıyorum. Ama tam oturmadı yine. Aynı yöntemle sağ tıklayıp Edit Contest diyorum. Resmi tam olarak yerleştiriyorum. Hatta biraz daha küçültelim. Bakın küçülttük. Gördüğünüz gibi sağ tıklıyorum ve finish diyorum arkadaşlar. Evet. Rengi değiştirelim. Değiştirdik. Peki ben bu şeklimin köşelerinin sivri olmasını istemiyorum. Oval olmasını istiyorum.
Hemen Shape Tool aracını seçiyoruz. Bakın hemen köşeler işaretlendi. Bunlardan bir tanesini tutup bu şekilde çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıda görmüş olduğunuz yerleri tıklayarak köşeleri değiştirebilirsiniz. Kırabilirsiniz, içe doğru bükebilirsiniz, dışa doğru bükebilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse bu şekilde bir efekt verebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Peki, yine aynı yöntemle ben bu resmi çıkartıyorum. Beğenmedim. Bunu da sildim. Bir yıldızın içine veya beşgen, altıgen içine koymak istiyorum. Kontrol tuşuna basılı tutarak arkadaşlar bir çokgen çizdim. Yine bunun da kalınlığını arttırdım. Yeşil yaptım. Geldim sağ tuşumla hemen tıkladım ve gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirmiş oldum. Evet arkadaşlar, resim gömme, kroplama bu şekilde. Bunun dışında resimle alakalı başka ne söyleyebiliriz? Tekrar bunu çıkartalım. Çıkardık arkadaşlar. Evet. Resmi şu köşesini sadece kroplamak isterseniz yine onu da göstereyim. Bakın yine Shape Tool aracını aldık. Çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çift tıkladık. Buraya da çift tıklayalım. Çift tıkladık. Sonra şu köşeden tutup bakın bu şekilde kesebiliriz arkadaşlar resmi. Gördüğünüz gibi. Peki ben sadece şu dünyayı almak istiyorum. Şu dünyayı alıp diğer kısımları atmak istiyorum. Hemen o dünya büyüklüğünde bir daire çizelim arkadaşlar. Bu kabaca kroplama. Çok ayrıntılı kroplamalarda pentol dediğimiz bir araç var arkadaşlar. Kalem aracı. O kalem aracını alıp tek tek çizim yapmak gerekiyor. Aynı Photoshop'ta olduğu gibi. Bakın şöyle ben biraz daha yaklaştırayım. Evet. Yaklaştırma işi çok pratik. Faremizin tekerleğini arkadaşlar bakın aşağı yukarı ittirerek döndürerek çalışmayı, sayfayı kendimize yaklaştırabiliyoruz. Şu taraf biraz daha inmesi lazım. Evet. Tam aşağı yukarı oldu. Şimdi bu şekilde çizdik ki arkadaşlar. Her ikisini de işaretliyoruz. Ve yukarıdaki şu kesme aracına tık diyoruz arkadaşlar. Bakın ben o dünyayı almış oldum. Gördüğünüz gibi. Bunu da yine şuradan crop bitmap yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sadece dünyayı almış olduk. Arka zemini ya background denilen yeri biz ne yaptık? Silmiş olduk. Evet. Bu videoda bunları görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda yine farklı konularla beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi günler.